Sarallar ve Şahinler grubu arasındaki husumetten sonraki en bilinen mafya kavgalarından biri de Çakıcı ve Ergin kardeşler arasındaki mücadele. 20 yılı aşkın süredir devam eden bu mücadele, Çakıcı'nın cezaevinden çıkması sonucu yeni bir boyut kazandı. Şimdi mafya aleminin iki büyük grubunun yıllardan beri süren kavgasına ve arka planına odaklanalım. İlk defa duyacağınız şok bilgilerle Çakıcı Ergin kardeşler savaşı. 2000'li yılların başında Çakıcı ve Nuri Ergin iyi birer arkadaştılar. Hatta o dönem ikisi de Kartal cezaevinde kalıyordu, aynı koğuşta kalmak için cezaevi yönetimine başvurmuşlardı. Kısa bir süre öncesine kadar aynı koğuşta kalmak isteyen Alaaddin Çakıcı ile Karagümrük çetesinin lideri Nuri Ergin arasındaki gerilim, 2020 yılı Mart ayı başında Nuri'nin Erol Evcil'den haraç istemesi sonucu patlak verdi. Cezaevinde racon kesmeye kalkarak Evcil'e "haraç ver yoksa seni yaşatmayız" yazılı tehdit pusulası gönderdiği ileri sürülen Ergin'e ise Evcil'in yakın dostu olan Alaaddin Çakıcı bir görüş sırasında "bu cezaevinde ikimizden birisi fazla, ya sen gidersin ya ben" diye bağırdı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Ergin ise oturduğu sandalyeyi fırlatarak görüşme odasındaki güvenlik kamerasını kırdı. Çakıcı ile Ergin'in kapışmasını ise infaz koruma memurlarıyla jandarmalar engelledi. Aynı yılın 9 Mart'ında Nuri Ergin'in avukatları Tuncay Kütükoğlu ile Hikmet Çarboğa bir basın açıklaması yaparak müvekkilleriyle Alaaddin Çakıcı arasında hiçbir husumet olmadığını, Ergin kardeşlerin Zeytin Kralı Erol Evcil'den haraç istemediklerini öne sürdü. Avukatlar müvekkilleriyle Alaaddin Çakıcı arasında "bu cezaevi ikimize fazla, ikimizden biri bu cezaevinden gidecek" şeklinde bir diyaloğun geçmediğini de öne sürdü. Nuri ve Vedat Ergin'le Alaaddin Çakıcı arasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, aksine aralarının çok iyi olduğunu, çok iyi bir dostluk geliştiğini söyleyen Kütükoğlu, buna delil olarak da Çakıcı'nın Ergin kardeşlere yazdığı iki adet mektubu gösterdi. Alaaddin Çakıcı'nın "sevgili kardeşim Nuri ve Vedat" diye başlayan mektupları, "her ikinizin de gözlerinizden öperim. Değerli kardeşlerim, benim öz kardeşlerim olduğunuzu bilmenizi isterim. Te bugün işime çok yaradı. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar" der, "her ikinizin de gözlerinden öperim. Yanınızdaki kardeşlerime de selam ederim. Abiniz Alaaddin Çakıcı" sözleriyle bitiyordu. Mektupta geçen T harfinin cep telefonunu temsil ettiği düşünülüyor. Basın açıklamasının ertesi günü Nuri Ergin, ziyarete gelen avukatı aracılığıyla gazetelere zehir zemberek bir mektup gönderdi. Mektubunda cezaevi arkadaşı ve eski dostu Alaaddin Çakıcı'ya meydan okuyan Nuri Ergin, "öyle dost gözüküp düşmanlık namussuzluktur. Bana dostane mektuplar yazan biri düşmansa başımın üstünde yeri var. Önümüz bayram, açıkta kalınır" tehditlerini savurdu. Ergin, savaşı başlatan mektubunda "saldırıya canım helal olsun. Kendi ismi altında başkası yaparsa o da namussuz olsun" diyerek bildik yoldan hesaplaşmanın yolunu açtı. Alaaddin Çakıcı gazetelere gönderdiği mektubunda Nuriş'le olan karizma savaşının mektup dönemini şu cümlelerle sona erdirdi. Kamuoyuna basın açıklaması. "Ülkeme dönmeden avukatım aracılığıyla bütün düşmanlarıma verdiği mesajı yine tekrarlıyorum. Benimle her kimin bir problemi varsa yattığım cezaevinin Malta'sında, adliye koridorunda hesaplaşabilir. Nuriş'leri 8 yıldır telefon görüşmelerinden tanırım. 8 yıldır da zaman zaman yardımcı oldum. Buraya cezaevine geldiğimde de bir müddet yardımım devam etti. Cezaevi savcısı Abdurrahman Polat'a, iki kardeş Nuri ve Vedat Ergin, savcı bey, Alaaddin abi bizim abimizdir. Bugüne kadar bize hep abilik yapmıştır, dostluk yapmıştır. Bizi bir araya getir" diye ricada bulunmuşlar. Savcı bey de bana sorunca, "onlar adam değil, sadece anneleriyle görüşürüm" dedim. Fakat iki gün sonra tekrar Hürriyet gazetesindeki demecini okudum. Şimdi soruyorum, Nuriş ve Vedat denen, kişilik ve milliyet erozyonuna uğramış, garip göçebe gillere, biraz adamlığınız varsa basına demeç değil de bu cezaevinde siz 6 kişi bir arada yatıyorsunuz, ben de tek yatıyorum. Gereğini yapmazsanız, yapmayıp da basına demeç verirseniz şerefsizsiniz. Kamuoyuna saygılarımla. İki grup arasında bir süre durulan gerginlik 2010 yılında tekrar alevlendi. İddialara göre şarkıcı Adnan Şenses, Çakıcı'nın duruşmasını izleyerek ona destek vermiş, bunun üzerine Nuriş kardeşler tarafından tehdit edilmişti. Bu iddiaları duyan Alaaddin Çakıcı küplere bindi
ve Nuriş kardeşlerin infaz emrini verdiği iddia edildi. Edirne cezaevinde yatan Nuri Ergin, Kandıra cezaevinde yatan Alaaddin Çakıcı'yı çocukları ve kardeşlerine yönelik suikast yapmayı planlamakla suçlarken, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı ve Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 18 ayrı kişi ve kurumun yapılacak eylemden sorumlu olduğunu savundu. Şikayet dilekçesinin ardından Alaaddin Çakıcı, Kandıra Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Çakıcı'nın ifadesinden bazı bölümler şöyleydi. Adnan Şenses'i 18 yaşından beri tanırım. Çok yakın aile dostumuzdur. Sırf Adnan Şenses duruşmaya katıldı diye benzin istasyonu kurşunlandı. Bunu yapan Nuri Ergin'dir. Ben bu gazete haberini okuyunca çok kızdım. 12 Mayıs'ta bir mektup gönderdim. Mektubumda, ulan erkek adam olsan zenne gibi laf atmazdın. Adnan Şenses Türk milletine mal olmuştur. Otobanda ekonomik koşullarda işe çıkmış kadınlar bile senden ve kardeşinden daha şereflidir. Zenne gibi laf atacağına buraya Alaaddin Çakıcı'nın oğlu, kardeşleri, arkadaşları geliyor. Hastaneye gidiyor, mahkemeye gidiyorum. Alaaddin Çakıcı'nın korkusundan İstanbul ve Uşak'ta Çakıcı'yla ilişkisi olmayan bir sürü adamı öldürdünüz. Bu kadar ölüm korkusu içinde olan adama adam denilmez. Bunu sana ben yazıyorum. Şimdi sana söylüyorum. Akıllı ol, iki oğlun var. Bunu tehdit amacıyla değil, ikaz amacıyla söylüyorum. Yanlış yaparsan faturasını ödersin diye yazdım. Ben bunu tehdit amacıyla değil, ikaz amacıyla söylüyorum. Şimdi soruyorum size, bu Yosman'ın kocası Veli Küçük müdür? Ben buna adres gösterdiğim yiğit adam şikayet etmez. Benim kapımı bilirler, adresimi bilirler, ailemi bilirler. Fiili bir saldırıları ve adamsalar onlara yaparlar. Bu Yosma ya zavallı insanları öldürür ya tehdit eder, eski dönemlerdeki gibi Katina gibi hasmına laf atar. Benim saçımı boyattığıma dair bir cümlesi geçiyor. Saç boyatmak ahlaki etik değerlere ters düşmüyor. Resulullah Efendimiz döneminde sahabe saçlarını ve sakallarını boyuyordu. Bu sünnettir. Saç boyatmanın ahlaksızlığı nerede? Reşit olmayan çocuk tehdit edilmez, fakat çocuk 26-27 yaşlarındaysa, eli silah tutuyorsa, potansiyel suçlu olarak cezaevinde yatıyorsa akıllı ol diye uyarılır. Çakıcı çok sert çıkmıştı. Herkes Ergin kardeşlerin ne yapacağını merak ederken, kardeşlerin en büyüğü Nejat Ergin'den çok bir çağrı geldi. Bu husumet artık dursun, bu kavga bitsin diyordu. Açıklaması şöyleydi. Kardeşlerim 21 yıldır cezaevinde. Annem evde felçli, namazında niyazında bir kadın. 21 yıldır iki evladının hasretiyle gözyaşı akıtıyor. Onlar da artık bu savaşın durmasını istiyor. Aralarında namus davası mı vardı? Hiçbir şey yoktu. O zamanki sistemin oyunlarıydı bunlar. Artık bu sistemler çöktü. Böyle şeylere taviz verilmiyor. Aslan gibi bir ülkemiz, reisi cumhurumuz var. O da bunlara taviz vermiyor. Biz her zaman böyle insanların yanındayız. İnşallah yarın kardeşlerim de Alaaddin Bey de bu lüzumsuz kavgalara dur der diyen Ergin, gönüllerinin artık düşmanlıktan değil, dostluktan yana olduğunu ifade etti. Herkes Ergin kardeşlerin geri adım attığına ve sulh istediğine kani olmuşken Vedat Ergin'in şok bir açıklaması geldi. Kandıra Eftibi cezaevinde hükümlü olan Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerden diğer kardeşleri Nejat Ergin'in Alaaddin Çakıcı ile kavga bitsin şeklindeki açıklamalarına cevap geldi. Vedat Ergin, Nejat Ergin bizim adımıza konuşamaz. İsrail ile Filistin barışırsa biz de Çakıcı ile barışırız dedi. Ergin aralarındaki kavganın devam edeceğini belirterek durmak yok, savaşa devam dedi. Vedat Ergin'in açıklamaları şöyle. Nejat Ergin'in bazı beyanları yayınlandı. Alaaddin Çakıcı'ya zeytin dalı uzattı. Çakıcı ile barışmak istiyoruz dedi. Bırakın Nejat'ı, sıradan bir mafya üyesinin bile bizim Alaaddin Çakıcı ile barışacağımızı, barışmak isteyeceğimizi düşünmesi bile abesle iştigaldir. İsrail ile Filistin barışırsa biz de Alaaddin ile barışırız. Ayrıca Nejat Ergin ile bizim irtibatımız yoktur. Benim annemin babamın evladıdır. Ben annemin babamın evladını asla öldüremem. Ama Nejat'ın bu yaptıkları ölümlüktür. Bu alemde ajan olmayan birkaç mafya ailesi vardır. Biz de bunlardan birisiyiz. Ben ve Nuri abim bağımsızdır. Bağımsızlık bizim karakterimizdir. Son diyeceğim şudur. Rahmetli Kazım Koyuncu'nun söylediği bir şarkı vardı. Haydi, aynısını söylüyorum. Ben daha yeni başladım. Haydi diyorum. Durmak yok, savaşa devam.
Ve gelelim günümüze. Alaaddin Çakıcı dışarıda. Ergin kardeşlerin de yakında tahliye edileceği konuşuluyor. Bugüne kadar hep mektuplar konuştu bu savaşta. Şimdi ise silahlar konuşabilir. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.